Ben Sara, ben Seyra TV'ye hoş geldiniz. Bu programda ve önümüzdeki birkaç program boyunca avidya yani cehalet konusu üzerine konuşuyor olacağız. Yoga felsefesi avidya konusu üzerine çok önem verir. Çünkü insanın hayatta yarattığı yanılgıların hepsinin temelinde bu cehalet konusu yer alır. Peki neye karşı cehaletidir bu insanın? Kendi öz varlığına, kendi doğasına karşı olan cehaletidir. İnsan kendinin gerçekten kim olduğunu, ne olduğunu bilmediği için bütün bu hayat deneyimi boyunca bu cehaletin neticesinde çeşitli yanılgılar yaratır. Bu yanılgıları yarattığın zaman da düz bir yolda ilerleyecek olan hayat yolculuğun böyle yan yollara sapmaya başlar. Daha sade geçecek bu hayat yolculuğu çok daha komplike bir hal alır. O nedenle yoga felsefesi der ki bak bu avidya cehalet ve bunun çeşitleri var. Ve hayatında nerede bu cehaleti kullanıyorsun, nerede bu cehaleti yaratıyorsun fark et. Fark et ki bu hayat yolculuğun sadeleşsin, sen de gitmen gereken yolda çok daha kolaylıkla gidebilir. Bu programda cehaletin çeşitlerinden ilki olan sonlu bir şeyi sonsuz zannetmek üzerine konuşuyor olacağız. İnsan tekamül yolculuğu sayesinde sonsuza ulaşmaya çalışır. Yani içinden geldiği o eve tekrar geri dönmeye çalışır. Bunu da nasıl yapar? Sonlu olan bu dünya aracılığıyla. Bu dünya neden sonludur? Çünkü başı vardır. Başı olan bir şeyin de mutlaka sonu olacaktır. O nedenle sonu olan bir şeye de sonsuz diyemeyiz. Kıymetsiz midir bu dünya? Aksine çok kıymetlidir. Maya illüzyon dünyası dense de şu an yaşadığımız deneyimi bu dünyada yaşadığımız için bizim için şu an için gerçek olandır. Fakat bir noktada sona erecektir. O nedenle bu dünyada yaşadığımız deneyimler aracılığıyla aslında kendimizi görmek, kendimizi bulmak ve bu sayede sonsuza ulaşmayı çabalarız. Fakat bu deneyimlerin içinden geçerken sonlu olan deneyimlere sonsuzmuş gibi yaklaşırsak düz bir yolda gidecek olan bu yolculuk dediğim gibi karmaşık bir hale gelir. İnsan yarattığı yanılgıların içinde öyle bir kaybolur ki eve dönecek olduğu o yol gittikçe uzaklaşır bir hale gelebilir. Nasıl insan sonlu olana sonsuz muamelesi yapar? Örneğin bir deneyimin içinden geçersin. Yine yoga felsefesine göre insanın bir şeyleri deneyimlemesi gerekir. Bütün her şeyi deneyimleyebilirsin. Yeter ki o deneyimlere yapışma. Çok mutlu olabilirsin, çok keyif alabilirsin bir deneyimden. Ama o deneyim olmadığı zaman hayatında onun eksikliğini hissetmeyeceksin. Ya da bir şeye çok üzüldün. Yine o deneyim hayatında olmadığı zaman senin için bir şey değişmeyecek. Ne üzüntüye ne mutluluğa yapışmayacaksın. Çünkü yapışmadığın zaman deneyimin içinden geçerek o deneyimin sana kazandırdığı bilgeliği alabilirsin. Ama deneyime yapıştığı zaman o sonuçlara göre hayatında yeni yeni yanılgılar, yeni yeni kurallar, kalıplar yaratırsın. Ve hayat senin sadeleşmeni ister. Sadeleş ki kendi özünü görebilir ister. İşte bu yanılgıları yaratmaya devam ettikçe de bırak sadeleşmeyi, hali hazırda dolu olan zihnini daha da birçok şeyle doldurmaya devam edersin. Mesela bir deneyim yaşıyorsun şu an ve büyük bir acı çekiyorsun. Ve o acının ne oluyor? Öyle bir davranıyorsun ki o deneyime sanki o acıyı sonsuza kadar yaşayacakmışsın gibi. O acı duygusunun içinde kayboluyorsun. Bundan 5 sene önce başına gelen bir şeyi bugün artık hatırlamıyorsun bile neredeyse. Ya da hatırlıyorsan bile aynı etkiyi yaratmıyorsan de diyorsun ki o zaman ne kadar üzülmüştüm. Bak şimdi geçti. İşte o geçti ama onun geçtiği gibi hayatta olan her şey geçici. Çünkü hayatta olan her şey sonlu. Yoga felsefesi sana bunu anlatıyor. Şu an yaşadığın deneyime sonsuzmuş gibi yaklaştığın zaman o sonsuzmuş gibi olan acının içinde, duyguların içinde kayboluyorsun. Deneyimin sana kazandırması gereken şeyi alamıyorsun. Tek hissedebildiğin şey o duygu oluyor. Çok canım acıyor, çok kötü, keşke bu olmasaydı. Sanki hayatını tek bir anda donduruyorlarmış gibi. Ya da çok mutlu olduğun bir andan bahsedelim. Çok mutlu olduğun bir deneyim yaşıyor olabilirsin. Diyorsun ki ne kadar mutluyum. İnşallah sonsuza kadar sürer. Ve o deneyimi o kadar sonsuzmuş gibi, hep sürmesi gerekiyormuş gibi algılıyorsun ki o deneyim sona erdiğinde sanki başına bir felaket gelmiş gibi hissediyorsun. Keşke sonsuza kadar sürseydi diyorsun. Halbuki sen ne biliyorsun? Ne acı olan, ne mutlu olan sonsuza kadar sürmüyor. Bu hayatta her şey geçici. Ama seçtiğin şeyler mutlu olanların kalmasını istiyorsun. Seçmediğin şeylerin de hayatından çıkmasını istiyorsun. Sonlu olan her şeye sanki sonsuz olabileceklermiş gibi davranıyorsun. Bunu en güzel örneklerden biri aslında bedenimiz bize sürekli sonlu olmayı hatırlatıyor. Çünkü ne dedik? Bir şeyin başı varsa sonu da olacak. Başı varsa sonsuz olma ihtimali yok. Bir şey sonsuzsa değişmez. Eğer bedenimiz sonsuz olsaydı ilk bebek halimizde hiç değişmeden kalıyor olmamız gerekirdi. Halbuki bedenimiz bize her gün o sonluluğu anlatıyor. Çocukluk fotoğraflarımıza bakıyoruz başka bir beden ama ona hala ben diyoruz. Bir aynaya bakıyoruz bir gün önce başka bir yüz görüyoruz bir gün sonra başka bir yüz görüyoruz. Bir sene önce bir bakıyoruz fotoğraflarımız yine çok başka gözüküyormuşuz. Beden bize her gün aslında ne kadar sonlu olduğunu her şeyin hatırlatıyor. Ama biz buna bile ne yapıyoruz? Bunda bile sonluluğu görmek yerine o sonsuz olma, değişmeme halini bedende tutmaya çalışıyoruz. İşte genç kalmaya çalışıyoruz. Hep aklımızda kalan mesela hayalimizdeki bir form varsa hep o şekilde bedeni tutmaya çalışıyoruz. Halbuki bütün bu dünyada olan objeler, bütün bu deneyimler bize her şeyin sonlu olduğunu öğretmek için oluyor. Biz bu sonlu olma halini öğrenmek yerine ve bu sonlu olma halinde o zaman
her şey sonluysa sonsuz olan ne sorusunu sormak yerine ne yapıyoruz? Sonlu olana sonsuz muamelesi yapıyoruz. Sanki bu sonsuza kadar devam edecek ve burada olan her şey çok kalıcı ve hiçbir zaman sona ermeyecekmiş gibi davranıyoruz. Halbuki dediğim gibi hem bedenimiz hem de bütün hayatımız bize her şeyin zaten sonlu olduğunu tekrar tekrar hiç durmadan ispat ediyor. 5 yıl önce olan şeyi hatırlamıyoruz. Bundan 5 yıl geçince belki bu anı bile hatırlamayacağız. Hayatımızda sürekli bir şeyler oluyor. İyi dediğimiz, kötü dediğimiz, güzel dediğimiz, çirkin dediğimiz. Ama dediğim gibi bunların tek bir amacı var. Sana seni göstermek. Ama sen bunlara sonsuzmuş gibi, hiç değişmeyecek gibi, hayatındaki en önemli şeymiş gibi davranmaya devam ettiğin müddetçe o deneyimler aracılığıyla kendini görmek yerine o deneyimlerin içinde kaybolmaya devam edeceksin. İnsan sonlu bir şeyin içinde olduğunu anlamadığında da bütün çabasını, enerjisini bu geçen deneyimlerin geçmemesi üzerine kurar. Yani bir şeyin sonu gelir ve sonu gelmesi de gerekmektedir. Ama sen onun sonlu olduğunu kabul etmediğin için enerjini devam edecek şeye vermen gerekirken o sonlu ve çoktan geçmiş olan şeyi devam ettirmek için kullanıyor olabilirsin. Ya da konu tamamen kapanmıştır ama duygusal olarak sen o kadar orada kalmışsındır ki yine enerji ve çaba seni ileriye götürmek yerine geçmişte yaşanmış bir ana sıkışmak ve bir geçmişte yaşanmış bir anın içinde kalmak için kullanırsın. Ki yapman gereken o deneyimin içinden alman gerekeni alıp devam edebilmektir. Hayatı bu şekilde yaşamaya başladığın zaman, bir şey yaşandığı zaman bundan ne öğrenmem gerekiyor? Bu bende nasıl bir şey yarattı? Ben bunda nasıl bir insan olduğumu gördüm diyerek, kendine bakarak, öğrenerek devam edersin. Diğer türlü ne yapıyorsun? Bir konu yaşanıyor ama onun içinde kayboluyorsun. Ne bir şey öğreniyorsun? Konu sadece yaşandığıyla kalıyor. Sen sadece duyguların içinde kaybolduğunla kalıyorsun. Çünkü bunun sonlu ve geçici olduğunu idrak etmiyorsun. O nedenle enerjini sonlu olanı değiştirmek için kullanma. Sonlu olanı sonsuzmuş gibi algılamak için kullanma. Aksine enerjini sonlu olan deneyimin içinden geçerek ne öğrenmen gerektiğini görmen için kullan ki o deneyim seni dönüştürsün. O deneyim seni her gün adım adım kendi evine, kendi özüne daha çok yaklaştırsın. Hayata bu şekilde yaklaştığın zaman bütün deneyimler seni büyütür, içsel olarak büyütür. Diğer türlü hayata yaklaştığın zaman deneyimleri yaşarsın, dışarıda belki bir büyüme yaşayabilirsin ama içeride olgunlaşma dediğimiz ruhani büyümeye ulaşamazsın. Ne yaşıyorsanız, neyle birlikteyseniz, hangi objelerle birlikteyseniz hepsini deneyimleyin, hepsinin içinden geçin ama bilin ki mutlaka her zaman her şeyin bir sonu gelecek. Bu sonlu olma hali depresif bir hal değil, aksine insanı özgürleştiren bir hal. Evet çok mutlusun, o mutluluk anı bile sonsuza kadar sürmeyecek. Bu fikir insanı üzüyor olabilir. Fakat insanın amacı bu dünyada sadece mutluluğu bulmak ya da sadece mutsuzluktan, acıdan kaçmak değil. İnsanın amacı bütün bu deneyimlerle kendini görmek. Kendini görmek hayatta ulaşabileceğin en büyük özgürlük. O nedenle hiçbir şeyi mutlu, mutsuz, istediğim, istemediğim diye ayırt etmeden her şeyin sonlu olduğunu bilerek yaşadığın deneyimlerde hep kendini görmeye, hep kendini öğrenmeye bak. Bak ki bütün bu sonlu aracılığıyla yanılgılar yaratmak yerine sonluyu tam olarak amacına göre kullan. Yani sonsuza, yani kendi özüne ulaşmak için. Bir sonraki programa kadar kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.